Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Bölgemizden gelen haberlerimiz vardır onları bir özetleyelim. İçişleri Bakanı Oliver Spasovski Rostuşa polis istasyonu ziyaret etmiş oldu. Oradaki çavuşanları yanı sıra belediye başkanı Medat Kurtovski, meclis başkanı Ali Lalili ve Mavrova Milli Parkı başkanı Samir Aydın ile de görüşmelerini gerçekleştirmiş oldu. Yakından çavuşmaları ile ilgili olarak rapor alan Bakan Oliver Spasovski mevcut olan hükümet projeleri ile ilgili olarak da açıklamalarında bulundu. Devlet Müdürlüğü tarafından özellikle Debre sokaklarına ayrıyetten bir özen görülmektedir. Bu özün verilmesiyle birlikte Debre'deki sokaklar yeni imajlarına kavuşmuştur. Mevcut olan çalışmalar devam etmesi konusunda Debre'deki yollar üzerindeki arızalar ve bozukluklar kısa bir zaman içerisinde de tamamen onarım gösterilmesiyle birlikte vatandaşlara dair bir hizmet verilecektir. Bununla ilgili olarak Devlet Yolları Müdürlüğü bu proje neticesinde özellikle bu bölgede ayrıca bir özen göstermiş oluyor. Brescia Kreşi özellikle şimdiye kadar da çocuklara en iyi bir şekilde eğitimi verebilme amacıyla elinden geleni yapmaktadır. Müdüresi Ayriye Darçı'ya göre buradaki çalışmalar bu sene salgına rağmen yine de gerçekleştirilmiştir. Öte yandan ise birçok etkinlikte mevcut olan salgın kısaltlamaları yüzünden de gerçekleştirilmemiştir. Ondan dolayı kendisi de mevcut olan bu etkinliklerin ileride de tekrar gerçekleştirilmesi konusunda kararlı. İlk okullarında yenilikler gelmesiyle birlikte Eksa'dan eğitimlere de gerek vardır. Ondan dolayı yeni konsepsiyon konusunda Said İlköğretim Okulu'nda eğitimlere başlandı. Oradaki müdürü Burim Kaziyo'ya göre bütün gereken çalışmalar mevcut olan planlara yapılmaktadır. Ve bu eğitimler Eylül ayına kadar da devam etmesi bekleniyor. Standart kamu şirketi özellikle vatandaşların bu şirkete karşı borçları gittikçe artış göstermekteydi. Bu da olumsuz bir şekilde standart kamu şirketi çavuşanları etkilemekteydi. Öte yandan ise yeni göreve başlamış olan müdürü Burim Kaba'ya göre bütün bu eksiklikler artık gidirilme başlanmıştır ve yavaşça bu problemin çözülmesi ile ilgili olarak ciddi adımlar atılmıştır. Ondan dolayı vatandaşlar gereken süre içerisinde eğer standart kamu şirketi hizmetleri için ödemelerini yapmazsa er gecikmesiyle faizler de hesaplanacaktır. Sırada ise ülkemizden gelen haberlerimiz vardır. Akaryakıtların özellikle ülkemize getirilmesiyle ilgili olarak yeni bakanlar kurulu toplantısından çıkan düzenlemeler gelmektedir. O şekilde mazutun ithalatı, nakliyatı ve analizi farklı bir şekilde artık düzenlenecektir ve bu şekilde ülkemize getirilecektir. Konuyla ilgili olarak 76. Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan kararların arasında bu konuda meteoroloji ve gümrük müdürlüğüne ayrıyetten bir görev verilmişti. Öte yandan Erdoğan ise bilindiği gibi akar yakıtlar konusunda mevcut olan yasalar yetersiz gibi kalmaktaydı. Ondan dolayı hükümet yeni yasalara imza atabilmek için elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Son bakanlar kurulu kararları önümüzdeki dönem yürürlüğe girecektir. Biznes sektörü özellikle ülkemizdeki ekonomiyi hızlandırmaya çalışacaktır. Buna ilişkin olarak son gerçekleştirecek ve bununla ilgili olarak yapılacak olan görüşmeler ve çalışmalar ancak yeni iş yerlerin açılmasıyla ve yeni projeleriyle devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Başbakan Zoran Zaev ve Ormancılık Su İşletmeleri ve Ziraat Bakanı Aryanit Hoca beraberce biznes sektörüyle görüşmeleri için elinden geleni yapıyor. Bununla ilgili olarak biz sektörü adına Svetozar Yankovski mevcut olan durumu değerlendirirken önümüzdeki dönem içerisinde en başbakan Zoran Zaev emheyeti de bu konuda kararlı ekonomiye büyük bir destek verilmesi gerekiyor. Cumartesi günü Bütünleşme Demokratik Partisi'nin özellikle açıklanmasıyla ilgili o olarak Başbakan Zoran Zaev soruldu. Cumartesi günü acaba BDI tarafından neler açıklanacaktır? Artık şu an sadece tartışılacak konular olmaktadır. Başbakan Zoran Zaev gazetecilerin sorularına cevap verirken Cumartesi günü BDI tarafından neler açıklanacaktır biliyorum diye bir yorum yapmıştı. Fakat siz de Cumartesi günü duyacaksınız. Öte yandan ise kendisi siyasi... Özellikle BDİ yapmış olduğu çalışmaları ile ilgili olarak güzel bir çalışma olarak değerlendirilmesiyle birlikte hükümetteki ortağı bu sefer de Sosyal Demokratik Birliği'nden bir destek gelmişti. İçişleri Bakanı'na ait olan hizmetleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Oliver Spasovski özellikle arabaların plakaları ile herhangi bir sorun olmadığını öte yandan ise nüfus cüzdanı ve pasaportlarla aynen hiçbir şekilde sorun yaşanmıyor. Ondan dolayı vatandaşlar bu konuda sadece kendi çalışmaları ile ilgili olarak ve bu başvurmaları ile ilgili olarak ancak bu konuda kendi haklarına kavuşabilir. Mevcut olan çalışmaları bu konuda herhangi bir sıkıntı ya şu an yol açmıyor. Bütün gereken evraklar vatandaşlara zamana göre verilmektedir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.